Şimdi romatizma evet, için şimdi türümüzü Evet şimdi bizim yapalım. masajla tedavi kitaplarımızda e, de yazdığımız gibi bunun noktaları çok önemli. Hı. Onun için kitap diyorum. Belli noktalara yani böyle eline bunu sürdün değil. Mesela belli noktaya geçen programda yaptık. Hangi noktaya dokunacaksınız? Tekrar gösteririz kremimizi tamam. yapalım. Tamam hemen şimdi Sonra yapıyoruz. Sonra da bahsedelim. Ekranda Peki. yazdığı gibi bir kere 5 gram kekik yağını Hemen bir koymaya başlıyoruz. Dur bakayım. Ee, bunun ha, içine olabilir. Bunun Direkt içine tabi bu tabi Tabii koyuyoruz? tabii tabii. Vazelin. Katkısız. Katkısız özel bir var vazelinimiz var. Onu şöyle alıyoruz. Şöyle görebilecek miyiz Emrecim? Evet. Yoksa bunu ön tarafa Bakın mi? bu çok önemli. Bir Bunu kullanabileceğiz Sürekli. biz. Bence burada olsa daha iyi olur. Arkadaşlar burayı alırsa yağlarımız burayı tam burada. tam göremediler ama ben evet, şöyle yapayım yapalım. buradan görebiliriz. Evet Pek Pek ekranda söylediğimiz gibi. 5 gram kekik yağını koyuyorsunuz vazelinizin üstüne. 5 gram kekik yağı. Peki 5 gram kaç evet, damla? Evet, onun şimdi e, onu açalım, açalım onu. Ben sizden rica edeceğim. Evet, şöyle Hah. işte bunu arkadaşlar şey öncesi açsınlar. Hah. Hemen bunu şey yap. Damlayla olduğu için. Ş şöyle. 5 gram oradan koyuyoruz. 5 gram. Siz koyun onu, koyalım biraz daha, biraz, biraz daha. daha koyalım. Evet, koyuyoruz. Biraz Eternin. daha koyalım. Zaten o 20 gram gördüğünüz elinde dörtte birini ha, koyuyoruz. Tamam. 5 gram hemen susam yağımız var. Susam yağımızı koyuyoruz hızlıca yine. Susam yağımızı koyuyoruz 5 gram. 5 gram sedir yağı hemen arkasından sedir yağımız var. Bu ara ben koyarken sedir yağı. Neden susam yağı? Çünkü cildinizin gözeneklerini açacak. Sedir yağı ne hmm, yapacak? 5 bin yıllık şu anda koyduğu sedir yağı. Dünyanın en güçlü ağacı. 500 yıldan önce koparamazsınız. Benim cebimde dikkat edin. Bakın ben sedirimi cebimde taşırım. Maranki nedir? Sedir. Bu başkasını değmiyor. Ya, bir de, ha. O ha, zaman değmiyor. siz gösterin şöyle. Bu ezel çok önemli. Gördüğünüz sedir bu ağacının... sedir ağacıdır. 5000 yıllık bir ağacın içinde çok hafiftir, çok dayanıklı, uzun ömürlün sırrıdır. Onun için hemen size bunu bütün dinlerde ve dillerde uğurlu olarak addedilmiş, gizemli ağaç olarak addedilmiş, sihirli ağaç, uzun ömürlü ağaç olarak addedilmiş. sedir yağını onun için kullanıyoruz. Sedir yağı aynı zamanda içilebilir de ileride çok büyük formüller vereceğiz. Onarıcı hmm. özelliği var. Hemen Şimdi elimde ne var? Biberiye, yakıcı bir yağ. Biberiye yağı çok yakıcı bir yağdır. Nedir biberiye? Biberiye bu ara ekranı arkadaşlar getirebilirse Böyle hani yeşil duvarlar olur parklarda Hı -hı. falan o biberiye bu işte herkesin önünde üstünden şöyle tık 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 kesin evde zeytinyağınızın içine koyun bir günde bu yağlar nasıl elde ediliyor evde Yok, onları o... da anlatalım tamam. yani insanlarımıza şimdi susam yağında sıra evet susam yağını da koyduk evet şimdi ee, nane yağı kantaron yağımız nane yağımız var kantaron yağımız var Kantoron nedir Teskin edici bir özelliği var. Dünyada en çok kullanılan depresyon, hiperaktif, panik, panik ataklarda mikrop öldürücü. Mesela bu hmm. kantoron, e şöyle Zahide Hanım bunu anlatalım. Anlatalım. Kanuni Sultan Süleyman Viyana kuşatmasına gittiğinde kantoron tohumu getiriyor. Sarı kantoron. Hmm. Bak çok önemli. Bugün Avrupa'da iki sarı vardır ekilen. Nedir bunlar? Biri hardal, biri kantorondur. İkisi de sarıdır bakın bunlar. Neden? Çünkü askere bu yağ içirilirdi, teskin etsin diye. Ha, rahatlatsın diye. bin yıl önce Savaşı bunu biliyorlardı. Onlar. Yemeklere katılırdı bir, teskin edici. İki, bir yerinizde yarı oldu değil mi? Ağrılarınız, sıkılarınız var, tutuldunuz. Kantoron kullanırdı. Bakın, Osmanlı bin yıl önce bunu kullanıyordu. Biz bunların hepsini unuttuk, İşte hastane kapılarında ömrümüz geçiyor. Onun için buradayız. Bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi benim kocam çok bir telaşlı. Hemen böyle panik oluyor biraz da kızgınca. Acaba bu kantoron ya işime yarar mı diyen hanımlar varsa ben, yarar mı? Allah'ım masanın böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> yarar Salatasının mı? içine şöyle bir kaşık atın. Aa. O gece mışıl mışıl uyuyacaktır <gülüyor> bakın. <gülüyor> evet. Şişeyle mi? Yapmayı aman, sakın aman aman, aman, aman aman Bak hayırlı bir şey sordum diye sakın. Adamcağızı da. <laughs> Peki. Biraz sakinleştiriciymiş. Evet. Şimdi ısırgan. Isırgan, yine tokumu. çok önemli. Yüksek enerjili bir yağ. Hmm. Isırgan bilhassa e, sütü olmayan anneler ağrısı olan anneler filayaklı insanlar geçen filaya dedik. Filaya bir, bir şey tabir yani. bu. Yani ayaklar büyük böyle olduklarında hekimler öyle izah ettiği için biz diyoruz. Bunu da kullanıyoruz. Yine ödem atıcı Özelliği olduğu için buna katıyoruz. Bakın bunların çok büyük faydaları var. Yani böyle getirdik bunu bunun içine koyduk diye bir şey yok. Isırgan, muazzam bir bitki. Alın, tohumunu kullanın. Bağışıklık sisteminde kanser hastaları kullanabiliyorsunuz. Artı yağını kullanın. Yemeklerinize koyun. Ödem atmada çayını için. Efendim benim sütüm olmuyor Isırganı kurutun çayını için bakın nasıl bol bol süt verecek. Elim ayağım soğuk buyurun ısırgan kaynatıp için bakın. Bütün kızlarımız şimdi hanımlar buz gibi. Merhaba hmm. diyorsun buz gibi evet. bir hayat. Hiç üşüyorum ayaklarım ısınmıyor. İşte tam sırası şu an kıra pikniğe gittiğinizde yol kenarı dışında toplayın kurutun. Lütfen içirin hazır mamalardan uzak durun. İşte süt attırıcı ısırgan aynı zamanda da ağrı kesici Özelliği ve ödem attırıcı. Biri evet. ısırmasa kendini koruyor bitki ne yapsın? Peki. Hocam attırıyor. derdi ki Zahide Hanım. Ne derdi? Oğlum derdi bak bir şey yakıyorsa, dalıyorsa, çarpıyorsa çok faydalıdır Himetidir. derdi. İşte da ısırgan da bundan birisi. Hatta eskiden siyatik hastalarında fitül tüp, eski eskimez kitaplarda bu var. Siyatik hastalarına alınırmış ısırgan Böyle bellerine Bilmiyorum. vurulurmuş hmm. böyle dövülürmüş dizler. Dize böyle vurdukları zaman onun içindeki raiha bu yağlar oraya geçtiğinden ağrısını geçirdiğine dair çok eskimez kitaplarda kayıt var Bilgiler diyoruz. var. Peki şimdi elimde okaliptüs var. Niye yağlar? okaliptüs? Çok yine. güzel bir kokusu var. Yine çok yakıcı biliyorsunuz Ege'de çok yoğundur. Hmm. Okaliptüs ağacından yine 5 gramını koyduk buraya. Çok önemli. Evet. Galiba bitti. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu çok güzel mi? bir karıştırma yapıyoruz. Şöyle önüme alacağım. Evet. Olacağım. Alıyoruz. Bu yağı evinizde çok kolay yapabilirsiniz. Bunu yapın, karıştırın. Güzel bir e, cam kavanozun içine koyun. Bak çok güzel muhafaza oldu. Muhafaza edin. Evet, çok, çok muhafaza. Yakıcı özelliği var. Bunu ne yapacaklar? Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Onu söylüyorum. Bunu hazırlarken evinizde bir streç olacak. Streç dediğimiz şeyler... Ali hey abi nerede bizim streç? Folyam, evet streçimiz var bir Hemen, folya. Hemen onu da gösterelim. Bu streç diyelim ki diziniz rahatsız. Dizinizdeki belli yerlere sürüyorsunuz bunu. Kolunuza, dizinize, belinize, omurganıza bunları sürüyoruz. Şimdi... Söylediğiniz Şimdi bu dizimde belli ağrı belli ağrıdığı zaman bunu dizinize belli noktaları var. Ne çok kadar Çok fazla süreyim? çok o. Bu, çok, yok, çok, bu az. çok. Çok az çok az. Çok az. Yani Hatta elinizle sürün. Siz kaşıkla sürün tabii ki. Az kal. Elinizle alın şu kadar sürün mi? sürün. Bu kadar. Evet sürebilirsiniz. Şu kadar şöyle sürüyorum. Sürdüğünüz zaman bunu sürdüğünüzde iyice o bölgeye elinizle elmasam doğru yapıyoruz değil mi? Öyle evet, mi? evet, tamam. evet. Onun çeviri de var çünkü dönmesinde enerji şeyleri var. Ona göre bu şekilde Mesela burası ağrıyor iyice ya da ağrı bir... buralara da geliyor tabi. Arka bölgelerine de burada çok önemli noktaları var. Burada çok önemli noktalar var. Arkada ne noktasını tam ben bilmiyorum. Kitapta yazılı. Peki ee, bu böyle arkada. sürdük. Yalnız Sürdükten bir şey sonra, Hafif bir yanma var. Tabi işte ne yaptı ısıtıyor. Biberiye yağı, okaliptüs yağı ne yaptı? Isıtması lazım onu şimdi. Önce bir soğutacak. Hemen bunu ne yapıyoruz? Üstünü, burada gördüğümüz gibi, şuradan hemen, ha, o kadar streçle tabi, tamam. tamamen bunu bu şekilde kapatıyorsunuz. Kapattığınızda tabi arkadan bu şekilde, bu sabaha kadar, bu belinizde olur, sırtınızda olur, boynunuzda olur. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz diye. Peki bunu böyle yaptım. Sabaha kadar açmadım. Hatta biz buna tülbent de bağlarız. Şimdi Tabii üstüne bir havlu diye. onu söyleyeceğiz. Ya da bir şey giyeriz üstüne. Havlu bir tane de yün bir havlu. Isıtacak bölgeyi. Niye ısıtıyoruz? Niye? Isıttığımız zaman kan deveranı. Zaten bundaki maksat. Bakın bu çok önemli. Buraya bu yakıcı yağları niye sürdük? Biri açacak biri gelecek biri ileriye verecek biri içindeki etken maddesiyle damar yolunu bulmaya çalışacak. Kan deveranı arttı mı sizin ağrınız kesilecek zaten. Oradaki tuzlanma dediğimiz kireçleri çözeceğiz oradaki. Hmm. Peki bir gece böyle yani yaptım. kireçlendi diyorlar ya Aha. aslında kireç değil onlar yani tuzdur. Oradaki bir tuzlanma var. O tuzu bu yağlarla ısıttığınız zaman biliyorsunuz tuz ısındığı zaman hemen erir. Eridiği zaman kan deveranı başlayacak dolayısıyla ağrınızda geçmiş mi? olacak. İnşallah. Hiçbir zararı yok. Bunu aynı zamanda sırtınızda omurganıza, omurganıza, belinize, bel ağrılarınızda omurga boyun fıtığınız varsa ben asistanımın üstünde de göstereyim demiştim. Gel. Gel, gel bakalım lütfen, buraya. Mesela Hoş e, evet. Şimdi Şu bu yaptığımız şeyi arkayı de dönüyorsunuz. Dersin. Burada hemen ekranda. Tamam. Bakın burada dik duruyoruz. Şu anda omurgada diyorlar ya boyun fıtığı var falan. Hı hı. Ne oluyor? Bize göre bu öndeki organların size olumsuz tesiridir. Yani bugün hocalarımıza inşallah yarın sorun hocalarımıza da. Hı hı. Bu omurganın burasına, bütün bu bölgeye, elimizin olduğu bölgeye tamamen belli bir masaj yaparak, masaj da önemli, paslar yapacaksınız, uyaracaksınız bakın bu omurgada. İnşallah bir gün Elmas Hanım bize bunları öğretsin burada. Bir şeyin üstünde çağırırız ve yine bel fıtığınız vesaire varsa aynı streçi buradan alıyoruz. Aynı streçi buradan getiriyoruz. Sen duruyorsun. Tutalım siz şuradan ve tutun. Benim. Evet. Yukarıdan bunu aşağıya doğru aynı şekilde buraya kadar çekiyoruz ve kapatıyoruz. Tamamen böyle streçimle kapatmış oluyoruz. Kapattığımız oluruz, zaman bel, boyun fıtıkları, omuz ağrıları, sırt ağrılarına bu masajı her yerine kullanabilirler. Sabahleyin de bunu ılık bir suyla sildiklerinde çok iyi netice alacaktır diye söylemek istiyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. sağ olunuz Şu ayağımdakini ben şöyle Yo, Dursun ağrısı geçer. Dursun kan Kandevranı hiç bir gece saklayabilirsiniz. Bak, hiç problemi nasıl yok. Bak hemen terledi. Öyle Bakın. Ya, şimdi neler anlatacağım derleri? daha onunla ilgili sabahleyin onu iyice kapatın. Kapattığınız zaman ne olacak biliyor musunuz? Mesela biz bazen bütün vücudu yağlattırıyoruz. Hepsini. Eklem romatizması gibi rahatsızlıklarda, kas intabi, romatoid artrit gibi hocalarımız öyle söylüyor. Yani doktorlarımız da bunu uyarıyor. Doktorlarımız da bunu uyarıyor. Bedeni sabahleyin inanın şöyle 2-3 bardak kum çıkıyor bedenden. Biliyor o. musunuz? Kum. Yani bu şekilde o bedeninizden. Neden? Çünkü sellütlerde ne var biliyorsunuz? Elinize pütür pütür geliyor bir takım şeyler. Onun cidden dışarı attığını görüyorsunuz. Bu, Isındığı kremle, içinde, mi? Efendim? bu, kremle, bu kremle mi? Kremle. Ha, bu kremle. Bakın krem bu yani. olağanüstü bir krem. Herkes evinde şu anda bu krem şu anda size bakın 200 gramlık bir krem. Tam bir ay yetecek bir krem size. Ve bunun maliyeti ne biliyor musunuz? Yani bilemediniz 10 lira, 15, 20 liralık bir şey. 20 liraya bir ar bel ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrılarınızdan hatta elinizde eklemler, dirsek ağrılarınızda bunu kullanabiliyorsunuz. Çok güzel cam kavanozda muhafaza edin diye söylemek istiyorum. İkinci şartı streçle kapatıyoruz. Demin yaptığımız gibi. Üçüncüsü üstüne bir havlu koyuyorsunuz. Bu havluyu sabahleyin çıkarıp güzelce sıcak bir suyla mümkünse tuz katılmış mineral eksikliklerine yine kaya tuzu katılmış ılık bir suyla orayı güzel bir pansuman yapar gibi silmenizde temizlenizde çok büyük fayda var. Üçüncü gün ağrılarınızın kesileceğini göreceksiniz. İşte ben kışı sağlıklı, ağrısız, sızısız geçirmek istiyorum diyenlere reishi mantarı olan içinde, reishi mantarlı çok önemli reishi mantarından özel olarak içine konulmuş, suyu konulmuş, ekstratı konulmuş bir e, masaj kremi.